İyi günler çocuklarım ve velilerim. Birinci sınıfta Türkçe ders kitabındayız artık. İlkokul Türkçe bir ders kitabımız bu. Bununla işleyeceğiz. Görüntülerinden de sizinkideki de aynıysa. Bununla ne yapacağız, yapacağız. İlk olarak bedenim ne anlatıyor konusundayız. Biz insanlar mutlu ve üzgün olduğumuzu nasıl anlarsın? Gibi bir soruyla da bu derse başlayabilirsiniz. Çocuğunuza bunu sorabilirsiniz. İlk metinde diyor ki bu resimdeki çocuklara ne anlatıyor, suratları ne ifade ediyor. Bunlara şöyle çocuğunuza bir sorun ve sonra tahminin kısmı var birinci etkinliğe bunu yazacaksınız. Ben tabii ki yazdım ama öncelikle bunu birer bir, bir izleydiniz. Şöyle bir baktığımız zaman resimdeki çocukların mutluluk, üzgün, şaşkın olduğunu, kızgın olduklarını görüyoruz. Birinci etkinlikte resme bakalım. Dinleyeceğiniz metinle ilgili tahmininizi yazalım dedi. Dedik. E, denilmiş yani. Biz de bunda resimde mutlu, şaşkın, üzüntülü çocuklar var şeklinde biraz daha böyle basit cümleler şeklinde ama tam cümleler şeklinde ne yapıyoruz? Yapıyoruz dersimizi diyorum. Şimdi hemen öncelikle şu anda artık metni dinlemeye başlayabiliriz. Dikkatlice dinliyoruz. Bedenim ne anlatıyor? Duygu ve düşüncelerimizi birbirimize yalnızca sözcüklerle mi anlattığımızı düşünüyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Biz fark etmesek de konuşurken bize eşlik eden ikinci bir dil var. Beden dili. Bu dilde beden duruşları, hareketler, yüz ifadeleri ve göz hareketleri birer araç. Bu araçları çoğu zaman farkında olmadan kullanırız. Beden dilimizden mutlu olduğumuz anlaşılabilir. Örneğin, mutluyken gülümseriz. Çok sevindiğimizde gözlerimizi kocaman açar ve gülümseriz. Bir arkadaşımıza arkamızı dönüp oturduğumuzda arkadaşımız onu umursamadığımızı düşünebilir. Diyelim ki derstesiniz ve öğretmeniniz sınıfa bazı sorular soruyor. Soruların yanıtlarını çok iyi bilmediğinizi düşünüyorsunuz. Bu nedenle öğretmeninizin size soru sormasını istemiyorsunuz. Gözlerinizi öğretmenden kaçırıyorsunuz ve önünüzdeki defterin sayfalarını çevirmeye başlıyorsunuz. Diğer elinizle de yüzünüzü kapamaya çalışıyorsunuz. Bir şey söylemeseniz de soruları yanıtlamaya hazır olmadığınızı öğretmeniniz anladı bile. Bin binbaşaran tüysüz oğlu Evet, dinleme metnimizi dinledik. Bunu birkaç daha çocuklarınıza dinlettirebilirsiniz. Daha sonra anlatmalarını isteyiniz onlardan. Ne söyleyebiliyorsa ama e, gerekirse bir iki ufak tefek sorularla ona yardımcı olabilirsiniz. Çünkü ilk defa bu konuya girmiş oluyorsunuz. Birinci etkinlikte yapmıştık zaten metni dinlemeden ne neyi anlatıyor resimler diye. E, şimdi ikinci etkinliğe geldik. İkinci etkinliği önce kendilerine dokutuyoruz. Kedilerin duygularını yazalım diyor. Birinci kediyi kendisi yazmış şaşkın diye. İkincisi kediye baktığım zaman mutlu olduğu gözüküyor. Onun için altına mutlu yazdım. Üçüncü kediye korkmuş yazdım. Dördüncü kediye de, de gözlerinden yaşlar da geldiği için üzgün olarak yazdım. Siz de bunu bu şekilde kendilerine yaptırabilirsiniz. Şimdi okuduğu metni tabii ki dinlediğim metni daha doğrusu. Birkaç defa daha ne yapabiliriz dinlettirebiliriz. Ee, özellikle de bu soruları cevaplarken mutlaka bunu yapmamız gerekiyor. Mutluyken ne yaparsınız? Tabii ki bunu neye göre cevaplıyoruz? Dinlediğimiz metne göre cevaplayacağız. Mutluyken gülümseriz diyor. Metinde öyle geçiyor. Cümlenin ilk harfi büyük, cümlenin sonuna nokta konulacağını da hatırlatabilirsiniz. İki, çok sevindiğinizde, sevil, sevindiğimizde ne yaparız? Ne, ne yaparız? Çok sevindiğimizde gözlerimizi kocaman açar, gülümseriz diyor anlatılan metinde. Metindekine göre ne yapıyoruz? Cevaplıyoruz. Kendimize göre cevaplamıyoruz. Üçüncü soru da sınıfta kim sorular soruyor diyor. Öğretmenimiz sorular soruyor şeklinde yazıyoruz. Cümleler böyle tam olarak yazılacak. Direkt kısa cevap şeklinde yapmayalım. Çünkü bu dersimiz Türkçe. Şöyle resimlerine de bakıp bakıp resimlerle ilgili sorular da sorabilirsiniz. Şimdi dördüncü etkinliğe geldik. Dördüncü etkinlikte bu cümleleri hangi çocuk söylemiştir diyor. Bir tanesini kendisi yapmış. Şaşkınlıktan gözlerim kocaman oldu. Dört numara bakın yanında dört yazıyor. Çocuğa baktığımız zaman şaşırmış. Gözleri de kocaman olmuş. Onun için ona dört numarayı oraya vermiş. Şimdi bir diyor teneffüste dalgın dalgın Düm Yürüdüm diyor. Bire bakıyorum. Birdeki çocuğa. Ee, dalgın dalgın yürüdüğü için onun yanına ne yaptım bir yazdım şimdi mutluluktan havalara uçtum deyince bakın ikiye bakın ikinci e, resme baktığımız zaman çocuk mutluluktan havalara uçmuş elleri kollarını ayaklarını da açmış değil mi ona da iki yazıyoruz ee, sonra üçüncü çocuğa baktığımız zaman çocuğun bir şeye kızdığını sonra sinirlendiğini görüyoruz Onun için de üstte de yaptığı davranıştan dolayı arkadaşıma kızdım 3 numarayı da oraya yazdık yanlarındaki boşlukları böylelikle doldurmuş olduk. 5. etkinlikte Rüya ve Efe beden dilleriyle ne anlatıyor diyor. Rüya'ya bakıyoruz. Rüya mutlu olduğu olduğunu anlatıyor. Çünkü yüzüne baktığımız zaman kollarını açmış, sonra gülümsüyor, değil mi? Mutlu olduğunu anlıyoruz. Efe ise Efe'ye baktığımız zaman ise Efe üzgün ve kızgın olduğunu anlatıyor diyoruz resim bize bunları anlatıyor. Altıncı etkinliğe geldik. Neler hissedersiniz? Cümlelere uygun kelimelerle tamamlayalım diyor. Şimdi burada da şu şekilde yapıyoruz. Hayvanlara yardım ettiğimde mutlu olurum. Bunu kendisi vermiş zaten bize. Ne yapıyoruz? Mutlunun üzerine şöyle çiziyorum. Onu yapılmış zaten. Hiç beklemediğim anda arkadaşım bana sarıldığında ne yaparım diye önce sorun. Daha sonra da şaşırırım şeklinde yapabilirsiniz. Karnemi almayı beklerken heyecanlanırım. Dedik heyecanlanmayın üzerine çizdik. Arkadaşım benimle oynamadığında üzülürüm diyor. Geriye de zaten üzülürüm kalmıştı. Onu da bu şekilde yazabilirsiniz. Böylelikle ilk Türkçe dersimiz bitmiş oldu. Abone olmayı, bildirimler tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.